O kadar doluyuz ki adeta infilak etmeye hazır bir bombayız. Her zerremize kadar doldurdular. Covid-19, Akdeniz, Libya, Suriye, bitmek bilmeyen bir destanın baş kahramanıyız. Ama bardağı taşıranın vay haline. Büyük kurgular kuruluyor. Yeni oyunlar, planlar, haritalar çiziliyor. Kartlar dağıtıldı, oyun başladı. Covid-19'un verdiği panikle saman altından sular akıyor. Akıntıya kapılan da var, akıntıya hakim olan da. Bizi de bu akıntıya salıp yok etmenin planındalar. Bu asırlar önce de böyleydi, şimdi de böyle. Ama asırlardır sırtımızı yere vurabilen çıkmadı. Biz birden bin oluruz. Dünya önümüzde el pençe divan olur. Çünkü biz tedbiri alır, la galibe illallah der, takdiri yaradandan umarız. Biliriz çünkü planın üstünde bir plan yapan var. Kardeşlerim, bizler bu mecrada davamızı haykırmak için varız. Eğer biz diyorsak, bugün sizler sayesinde. Bizlere destek olun ki daha büyük kitlelere beraber haykıralım. Türk'ün sesiyle çalkalansın sema. Videoları beğenmek, yorum yapmak, paylaşmak bize maddi bir kazanç sağlamaz. Davamızı büyütmek için, daha fazla ses olmak için el ele verelim. Şimdi videomuza geçelim. Türkiye'nin Oruç Reis'in sismik araştırmaları için Navtex ilanıyla yeniden yükselen Türkiye-Yunanistan gerilimine Fransa da dahil oldu. Doğu Akdeniz'e savaş gemisi ve uçağı yollayan Macron yönetiminin amacının ne olduğuna dair emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu ve emekli Tuğgeneral Ali Er'den dikkat çeken cevaplar geldi. Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yıllara varan anlaşmazlık, son dönemde karşılıklı atılan adımlarla yerini gerginlik boyutuna bıraktı. O kadar ki Doğu Akdeniz'de hiç ilgisi olmayan Fransa bile Yunanistan'a destek çıkmak adına bölgeye savaş gemisi gönderme kararı aldı. Peki bu durum nereye varır? Doğu Akdeniz'de çatışma çıkar mı? Uzmanlar gerginliğin büyük olmakla birlikte Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma ihtimali görmediklerini ifade ediyorlar. Dışişleri Bakanlığı'nın eski müsteşarlarından emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu ve NATO ve Avrupa uzmanı emekli Tuğgeneral Ali Er, yaptıkları açıklamada mevcut koşullarda sıcak çatışma ihtimalinin çok az olduğunu ifade ettiler. Emekli Tuğgeneral Ali Er, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesinden birkaç farklı hesap yer aldığını, ancak en önemlisinin Fransa'nın NATO'yu bypass edip Avrupa ordusunu aktive etme hayali olduğunu söyledi. Er, anlaşıldığı kadarıyla Fransa burada iki stratejik hedefe oynuyor. Hem Suriye'de olası genişlemelere müdahil olmak, burayı Orta Doğu'ya atlama tahtası olarak kullanmak istiyor, hem de Doğu Akdeniz'deki petrol kaynakları konusunda söz sahibi olmaya çalışıyor, dedi. Fransa'nın ayrıca NATO'yu bypass ederek bağımsız bir Avrupa ordusu kurma peşinde olduğunu, PESCO girişimiyle bunun ilk adımlarının atıldığını belirten Er şunları söyledi. Fransa, Doğu Akdeniz'de Yunanistan yanında adım atarak NATO'dan bağımsız bir Avrupa ordusunun gerekliliğini Avrupa Birliği içindeki ülkelere göstermek istiyor olabilir. Biliyorsunuz, NATO'da kararlar oy birliğiyle alınıyor. Türkiye'nin içinde olduğu NATO'da Doğu Akdeniz konusunda hareket imkanı yok. Oysa kurulmakta olan bağımsız Avrupa ordusu yeterli güce kavuşursa bu gibi konularda stratejik güç olarak söz sahibi olabilir. Avrupa Ordusu projesine 23 Avrupa Birliği ülkesi imza attı. 2020 için 5 milyar euroluk bir fon öngörülüyor. Fransa bu adımla Avrupa Birliği ülkelerini de daha hevesli davranmaya ikna etmeye çalışıyor olabilir. Fransa'nın amacı Avrupa Birliği içinde ekonomik güç olan Almanya'nın yanında askeri güç olarak kendisinin yer alması, askeri liderliği üstlenmek. Türkiye'nin Libya'daki hamlelerinin bu çerçevede Mağrep bölgesindeki petrol kaynaklarına ulaşma olasılığının yükselmesinin de Fransa'yı acele etmeye yönlendirdiğine dikkat çeken Ali Er şöyle konuştu. Fransa ve İtalya'daki petrol rafinerilerinin büyük bölümü daha çok Mağrep bölgesinde çıkan şeker petrolü ya da şampanya petrolü diye adlandırılan petrolü işlemeye yönelik kurulmuş durumda.
Orta Doğu'dan gelecek petrolü işlemek için ayrıca işlemler gerekiyor. Dolayısıyla Fransa, kendi rafinelerinde kolaylıkla işleyebileceği Libya'daki petrolleri bırakmak istemiyor. Türkiye'nin Libya'daki varlığı Fransa'yı acele etmeye yöneltti. Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın adımları da Fransa'yı öne çıkarmak konusunda inanılmaz bir fırsat verdi. Mevcut adımların Doğu Akdeniz'de bir çatışmaya evrilmesinde pek olasılık vermediğini vurgulayan emekli Tuğgeneral Ali Er şöyle devam etti. Çatışmadan endişe etmiyorum. Bu Fransa'nın boyunu aşar. Bölgeye iki uçak, bir fırkateyn göndermek sadece bayrak göstermektir. Türkiye'ye gözdağı vermektir. Fransa Yunanistan'ın yanında yer aldığı takdirde Türkiye'nin de yanında yer alacak ülke çoktur. Şu unutulmamalıdır. Doğu Akdeniz'de ve Ege'de çözümsüzlüğün çözüm haline gelmesi hem Rusya hem de Amerika'nın işine yaramaktadır. Türkiye ile Yunanistan bir gün anlaştık diye ortaya çıkmaya kalksalar, buna ilk önce Rusya ve Amerika karşı çıkacaktır. Çünkü her iki tarafı da kullanarak bölgeyi deniz yollarına dilediklerince kullanabiliyorlar. Emekli Büyükelçi Farukluoğlu ise Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu noktanın yanlış olduğunu vurguladı. Ancak bu noktadan geri çekilmesi daha da yanlış olur dedi. Loğlu görüşlerini şöyle sıraladı. Bu noktaya özellikle Mısır, Suriye ve İsrail bağlamında izlediğimiz politikalar nedeniyle geldik. Bir de bu yanlışın yanı sıra işin gecikme kısmı var. Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları, münhasır ekonomik bölge ilanı gibi konularda son 10-12 yıldır Kıbrıslı Rumlar çok mesafe alırken Türkiye çok atıl davrandı. Bir noktada Kıbrıs Rum kesimi atı alıp Üsküdar'ı geçtiği noktada biz uyandık. Bu noktaya gelinmesindeki ikinci unsurun Yunanistan'ın ve Kıbrıs Rum yönetiminin deniz hukuku sözleşmesine tek taraf olması. Bizimse taraf olmamamızın yarattığı uluslararası algı olduğuna dikkat çeken Loğlu şöyle devam etti. Türkiye'nin uluslararası deniz hukuku sözleşmesine taraf olmamasının çok haklı gerekçeleri var. Ancak bu durum en azından algı planında Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimini daha meşruymuş gibi gösteriyor. Ancak deniz hukuku sözleşmesine taraf olmamakla birlikte Ege'nin özel durumunun dikkate alınması için Türkiye çok çaba harcadı. Bazı teamüllerin oluşmasına yol açtı. Üstünde durulması gereken üçüncü unsurun Avrupa Birliği içindeki dayanışma olduğunu söyleyen Loğlu, bunu Kıbrıs meselesinde de gördük. Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri hepsi Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin arkasında ve yanında yer alıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu yanlış noktadaki konumunu daha sorunlu hale getiren bir etki yapıyor dedi. Amerika'nın bugüne kadar Doğu Akdeniz konusundaki açıklamalarında daha ziyade Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'a hak verir konumda olduğunu hatırlatan Loğlu, nitekim şimdi de Yunanistan son bir hamle yaparak Amerika'yı devreye sokmaya çalışıyor diye konuştu. Loğlu, Ege ve Doğu Akdeniz konusunda hukukun Türkiye'den yana olmasına rağmen mevcut hükümetin hukuku yokuş yukarı eksende korumaya çalıştığına vurgu yaparak donanmayı kullanmak, NAVTEX ilanları gibi zamanında doğru diplomatik adımlar atılmış olsaydı bu kadar sert diye askeri önlemlere gerek kalmazdı ifadelerini kullandı. Mevcut gerginliğin sıcak çatışmaya, savaşa dönüşme ihtimali olduğuna katılmadığını da kaydeden Loğlu şu sözleri kullandı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin içinde olduğu ve Türkiye'ye karşı bir savaş cephesi Yunanistan dahil ben görmüyorum. Bu gerginliğe rağmen sıcak çatışma ihtimalini zayıf görüyorum. Hatta hiç görmüyorum da. Diplomatik bir ifade kullanmak amacıyla zayıf diyorum. Gerginliğin savaşa dönüşmeyecek olmasına rağmen Türkiye açısından sıkıntılı sonuçlar olabileceğini kaydeden Loğlu şöyle konuştu. Savaş olmasa bile Türkiye üstündeki siyasi baskılar, Avrupa Birliği'nden gelen, Amerika'dan gelebilecek olan siyasi baskılar yaptırımlara dönüşebilecektir. Bu yaptırımların türünü, yoğunluğunu, zamanlamasını bilemiyorum ama gidişat bana Türkiye'ye daha fazla yaptırımlarla, Türkiye'nin daha fazla izolasyonuna yol açacak gibi geliyor. Türkiye bugünkü haliyle, içerideki siyasi, ekonomik, toplumsal haliyle daha fazla izolasyona, yaptırıma dayanabilecek güçte midir, emin değilim. Loğlu, tüm bu olasılıkları bertaraf etmek için hükümetin yoğun bir diplomasi atağına başlaması gerektiğini de belirterek, hükümetin aklını başına toplayıp, İsrail'den başlayıp bölge ülkeleriyle Doğu Akdeniz'de sergilediği sert askeri tutuma eşit olarak diplomasi atağı başlatması gerekir yorumunda bulundu.
Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, beğenme butonuna basmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Biz birlikte güçlüyüz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.